kardeşlerimiz sorularla islamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle. Cuma günü, Cuma namazı vakti girdikten sonra yolculuğa çıkmak günah mıdır? Burada ölçü Cuma namazı üzerine farz olan kişilerle ilgili olmasıdır. Ve aynı zamanda Cuma namazı vakti girdikten sonradır. Çünkü Cuma namazı herhangi bir Müslümanın bulunduğu yerde girmişse yolcu ve hasta değilse Artık o kardeşimize cuma namazı farz olmuştur. Dolayısıyla cuma namazı vakti girmiş. Siz de yolculuk düşünüyorsunuz. İşte önceden mutlaka bunlara dikkat etmek ve yolculuklarımızı ona göre ayarlamak gerekiyor. İşte bu açıdan cuma günü, cuma namazı vakti girdikten sonra namaz kılmadan yolculuğa çıkmayı Hanefiler harama yakın mekruh demişlerdir. Yani neredeyse haram diyecekler. Ancak malikilere göre kesinlikle haramdır. Vakit girmeden önce çıkmaları gerekir. Bununla beraber şafilerle hanbeliler ister vakit girsin ister vakit girmesin cuma namazını kılmadan yolculuğa çıkmanın haram olduğunu kabul etmişlerdir. Yalnız burada ince bir e, konu şu. Yolculuğa çıkacak kimseler eğer yolculuk esnasında herhangi bir yerde, diyelim ki sabah çıkacak ama yol üzerinde herhangi bir yerde cuma namazı kılabilecek veya vakit girmiş hemen yolcu hareket ediyor ama 10 dakika sonraki herhangi bir camide kılacak, bu durumlar ayrı kabul edilmiş. Dolayısıyla bir mümin cuma namazını nerede kılacak, nasıl kılacak? bunun mutlaka planını, projesini yapmalı sabah yolculuğa çıkmadan önce. Eğer öğle vakti yakınsa, öğle vakti de mutlaka cuma namazını kılacağını tedbirini almalı. Eğer vakit girmişse mutlaka cuma namazını kılarak o bölgeden ayrılmalı. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Yoksa Allah korusun üzerine farz olan bir ibadeti terk ettiğinden büyük günah işlemiş olur. O zaman hem bu sorumluluğun altında kalır hem de yapacağı yolculuktan, yapacağı işlerden hayır ve bereket alamaz ve o onun açısından kısır bir olay olur, bereketsiz bir olay olur. Şu halde gerek hayatımızda bereket, gerek kazancımızda bereket, gerekse aile ve toplum hayatında huzur bulmak istiyorsak dünyevi işlere dikkat ettiğimiz kadar belki ondan bir kat daha fazla dini vazifelerimize ve görevlerimize dikkat etmemiz gerekiyor. Bu Allah'ın bize yüklediği bir görevdir, bir sorumluluktur, bir vazifedir. Kulların bile bize verdiği görevliğe görevlere son derece dikkat eden bizlerin, bizi yaratan ve sonsuz nimetlere donatan Zat-ı Zülcelal'in verdiği bir görevi ihmal etmek, hele hele tembellik göstermek ve hele hele bilerek ve kasten terk etmek ne kadar ayıptır. Ne kadar büyük bir kusurdur. Hiç yakışır mı bir Müslümana böyle bir harekette bulunmak? Dolayısıyla Müslüman olarak bunun tedbirini almak ve namazımızı mutlaka yerine getirecek şekilde hareket etmek gerekiyor.